Mike amcan için hazırladığımız pasta sonunda bitti evlat. Mike amca kim baba? Mike amcan yıllar önce çok ders çalışıp astronot olup uzaya giden bir penguen. Benim kardeşim, senin de amcan. Yıllar sonra ilk defa dünyaya gelecek. Onun doğum gününü güzel kutlayalım dedim. İyi yapmışsın baba. Gerçekten harikaymış. Ona şimdiden hayran oldum. Bu penguenler pasta yapma işinden gerçekten anlıyor aykızı. Çilekli kekin kokusu burnuma kadar geldi. Nerede yapıyorlar ki? Buradan gözüküyor Romeo bak. Ama penguenlerin çok iyi karate bildiğini duymuştum aykızı. Ne diyorsun? O pastayı alıp gelebilir misiniz? İki kişiler Romeo sadece. Hem bir tanesi de yaşlı. Aykızları toplanın. Pasta avına gidiyoruz. Ne? Pasta mı? Pasta mı? Biri pasta mı dedi? Pasta mı? Evet pasta pasta yeter. Hepiniz bozuk plak gibi tekrar mı edeceksiniz? Pasta dedik işte. Romeo pasta deyince bayağı bir müşteri toplandı buraya. Galiba hepimiz açız. Hadi gidin getirin o pastayı. En üstteki çilekli kısım benim, gerisi sizindir. Tamam hadi gidelim. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi gidiyoruz Romeo. Merak etme o pastayı alıp geleceğiz. He? O da ne? Olamaz, kötü adamlar geliyor baba, ne yapacağız? Pastanın kokusunu almış olmalılar. Daha Mike amcam bir dilim bile yememişti. Evlat, bunu Mike amcana yapamayız. Bu pastayı sonuna kadar koruyacağız. Bu pasta için savaşacağız evlat, hadi gel benimle. Hey minik tatlı kuş, sana zarar vermek istemiyoruz. Lütfen yolumuzdan çekil. Buraya sadece pasta için geldik. Ya öyle demek. İşte benim babam. Olamaz, pastayı alıyorlar. Ha, merak etme ben de. Of, bu penguenler gerçekten fena dövüşüyormuş. Ama bizim uçabildiğimizi unuttunuz. Olamaz baba. Hayır oğlum, karışmayın. Dayan oğlum. Çabuk pastayı alalım. Sakın düşürme, Romeo çok kızar. Oğlum iyi misin? Baba pastayı aldılar baba. Biz de onların bir adamını aldık oğlum, merak etme. Şimdi bunu konuşturacağız. Pastayı nereye götürdünüz söyle. Söyle, gagalarım seni. Of, kafama vurma, çok acıtıyor gagan. Çok sert. Söyle o zaman, nerede pasta? Pastayı nereye götürdünüz? O Mike amcam içinde, astronot o, uzaydan gelecek. Yıllardır pasta yemedi. Ne? Astronot mu dediniz? Ben de ay kızıyım biliyor musunuz? Hatta ay kızları aydan gelmiştir. Hem de ne yapabilirler söyleyeyim mi? Ya sen de demek Mike amcamın hayranısın. Evet bakın, ay kızları böyle bir şey yapabiliyor hatta. Vay canına, gördün mü baba, uçabiliyor. Evlat, adam fırsattan istifade kaçtı. Hadi ona sürünerek yetişeceğiz. Ne? Kaçtı mı? Ben de onu Mike amcamın hayranı sanmıştım. Hain. Hey kardeşim, yeğenim. Neredesiniz? Hani bana pasta yapıp burada bekleyecektiniz? İçecekleri görebiliyorum. Pasta kokusu da alıyorum. Ama ortalıkta kimsecikler yok. Pasta da dahil. Uçarak bir etrafa bakayım. Pastalar geldi. Ay kızları harikasınız. Geçen o penguenlerle mücadele ettiğimizde biz kaybetmiştik. Demek ki daha kalabalık olunca yenebiliyorsunuz. 7 kişi gittiniz değil mi? Evet Romeo, 7 kişi gittik. Burada 6 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 kişi var. Bir tane ay kızını orada unutmuş olmalıyız. Bir şey olmaz Romeo. Pastayı yedikten sonra gidip alırız. Çocuklar ben geldim. Ellerinden zor kurtuldum. Beni konuşturmaya çalıştılar. Zor mu kurtuldun? Onların elinden kurtulmak imkansız. Seni takip etmiş olmalılar. Sen bayağı akıllısın ha? Hey beni takip mi ettiniz siz? Sen çok kötü birisin. Oğlumu kandırdın. Evet beni kandırdın. Kötü kız. Kimse Mike amcamın pastasını yiyemez. Mike amca bekle bizi. Olamaz, Mike amcan gelmiş oğlum. Orada aranıyor etrafta, koş. Kardeşim hoş geldin. Amca pastanı getiriyorum. Geldim. İlk defa bir astronot görüyorum. Senin büyük bir hayranınım ben biliyor musun? Hadi şimdi pastanı ye. Bütün süslemelerini ben hazırladım. Bak mumu bile var. O kadar sağlam yapmışım ki çıkmadı. 4 yıl boyunca uzayda kaldığın için 4 mumu. Şimdi bak pastanın üstünde bir tane çilekli şeklimiz var. Önce bunu ye. Al. Şimdi burası frambuazlı kısmı pastanın. Bunu bir eline al. Bir taraftan bunu yerken çilekli kısmın üstünde yeşil elmalı şeker var. Bu elmalı şekeri yedikten sonra
Çilekli kısmı komple direkt ağzına at. En güzel çilekli kısmın keki. Pastamızın en güzel tarafı. Sonra pastanın elmalı kısmı kaldı bir tek. Buranın üstünde de frambuazlı şekerimiz var. Ve çilekli kalp şeklinde bir şekerimiz var. Bu kısmı da yumuşacık özel olarak babamla birlikte hazırladık. Evlat, pasta gerçekten harika olmuş. Sizinle pastayı yedikten sonra konuşurum. Yıllardır uzayda her gün kurutulmuş yemekler ve meyveler ve sebzeler yiyorduk. Dur. Yemek yemekten nefessiz kaldım. Ama gerçekten çok fazla yediğim için şimdi birazcık kusmuş olabilirim. Pastanız gerçekten harikaydı evlat. Sen bu pasta yapma işinden anlıyorsun. Evet, hatta az önce bizi pastamızı çalmaya çalıştılar. Ha, öyle mi? Benim pastamı ha? Kim çalmaya çalıştı? Kötü adamlar ama babam ve ben karate bildiğimiz için onlara böyle her türlü tekniği öğrettik. Artık onlar da karate biliyorlar. Gerçekten harikaymış. Bunu sevdim. Mike amcası, sen pasta yemeyeceksen kalanını ben yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Ben de yiyebilir miyim? Seninle sonra konuşuruz. Sen birazcık uyu, dinlen. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Az kalsın pastayı kaptırıyorduk ama kaptırmadık. Geri gidip pastamızın nerede olduğunu bulduk. Ve kötü adamları haklayıp pastamızı onlardan geri aldık. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.